Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde bir pusula yapacağız mikrobitle. Bunun için yeni bir proje başlatıp isimlendiriyoruz. Pusula ismini veriyorum projeme. Oluştur diyorum. Açılan sayfada program başladığında bloğunu siliyorum. Ve her zaman bloğunun içerisine kodlarımızı yazacağız. Şimdi biliyorsunuz mikrobitimizin içerisinde bir manyometre var. Dünyanın manyetik alanını ölçüyor. Bununla da pusulayı programlayacağız. Şimdi ilk olarak değişkenler sekmesine tıklayıp bir değişken yarat diyoruz ve ismine de derece diyoruz. Burada derece değişkenini sıfır yap, bloğunu alıp her zaman bloğunun içerisine yerleştiriyorum. Ve şimdi derece değişkenini bana pusula sensörüyle göstersin isteyeceğim. O nedenle input sekmesine tıklayıp buradan pusula yönünü derece yap, bloğunu bunun içine yerleştirdim. Bakın simülatörde burada hemen pusula sensörüm göründü ve bunu çevirince farenin sol tuşuna basarak çevirdiğimizde pusula sensörünün hareketini görüyorsunuz ve derecelerin değiştiğini görüyoruz. Şimdi bunu kontrol ederek bize yönleri göstersin isteyeceğiz. Bunun için mantık bloklarına tıklıyoruz ve bir eğer ise değil ise bloğunu aldık. Bir karşılaştırma yapmasını isteyeceğiz. Yine mantık bloklarından 0 küçüktür 0 bloğunu alıp buradaki true yazısının üzerine bırakıyorum. Ve burada dereceleri kontrol etmesini isteyeceğiz. Hemen değişkenden derece bloğunu alıp birinci sıfırın üzerine bıraktım. Ve burayı örneğin 45 derece. Eğer 45 dereceden küçükse yani şu aralıktaysa biliyorsunuz yukarısı kuzey olacak. Ve 45 dereceye kadar 45'ten küçük ise bize kuzeyi gösterecek. Bu nedenle temel bloklarından çizgiyi göster, doğum yerleştirdim ve buraya kuzeyin B harfini, K harfini koydum. Şimdi artı işaretine tıklıyorum. Bu defa doğuyu göstermesi için aynı burada yaptığımız gibi yine derece değişkenini ölçmesi ve karşılaştırma yapmasını sağlayacağız. Mantık bloklarından yine 0 küçüktür 0 bloğunu aldım. Buradan derece kopyasını çıkarttım. Buraya yerleştirdim. Bu defa derece kaçtan büyük olursa, örneğin 90 derece doğuyu gösteriyor. Ancak nereye kadar doğu? Aşağı güneydoğuya kadar inmesi gerekiyor. Bunun üzerine 45 derece daha eklediğimiz zaman 135 derece yapıyor güneydoğu. 135 dereceden küçük olduğu sürece doğuyu gösterecek. Hemen temel sekmesine tıklayıp çizgiyi göster diyoruz ve buna da doğu diyoruz. Böylece doğu yönünde işaretlemiş olduk. Yine artıya tıkladık. Bir tane daha oluşturdum. Yoksa eğer ise bir karşılaştırma daha yapacak. Şöyle hızlıca bunun kopyasını çıkaralım. Buraya yerleştirelim. Bu defa güney yönünü gösterecek. Yani şöyle aşağıya doğru geldiğinde 180 derece güney oluyor. Ancak güney batıya kadar, şu ara yöne kadar hala güney olduğu için 180'in üzerine 45 daha eklediğimiz zaman 45 derece. Bu da 225 dereceye denk geliyor. 225 dereceden küçük ise
bize güneyi gösterecek. Gezgiyi göster bloğunu alıp buraya yerleştirdim. Güney dedim. Tekrar bir blok daha açtım. Bu sefer batı yönünü göstermesini isteyeceğiz. Batı şöyle çevirdiğimiz zaman 270 derece batı. Ancak batı ile kuzey arasında ara yöne baktığımız zaman bunun üzerine 45 daha eklediğimizde 315 derece oluyor. 315 dereceden küçük ise batı olarak gösterecek. Batı dedik. Şimdi son olarak 315'ten büyük ise, yani kuzey batı arasında ise burası da kuzey olacak. Eğer bunlardan hiçbiri değilse yine kuzey olarak göstermesini isteyeceğim. Dizgiyi göster bloğunu değilsen içerisine yerleştirdim ve kuzey olarak yerleştirdim. Şimdi şöyle yaptık. Bunu mikrobitimize yükleyeceğiz. Şimdi yüklemeden önce şunu belirtmeliyim. Yüklediğimizde mikrobitimizi de ilk defa pusula sensörünü kullanacağımız için bir kalibrasyon isteyecek bizden. Yani yazılar çıkacak ekranda ve daha sonra yazılar çıktıktan sonra bazı ledler yanacak. Buradaki 25 ledin bir kısmı yanacak. Biz bunların hepsinin yanması için mikrobitimizi elimizde sağa sola yukarı aşağı çevirerek tüm ledlerin yanmasını sağlayacağız. Böylece mikrobiti kalibre etmiş olacağız. Pusula sensörünü ayarlamış olacağız. Daha sonra çalışacak yüklediğimiz kodlar. Şimdi ben mikrobitimi şöyle bağladım. Önceki kod yanıyor şu anda. Şimdi hemen buradan yükleyeyim. İndir diyorum. Mikrobitime kodlar yükleniyor. Bakın ışık yanıp sönüyor. Ve birazdan yüklenmiş olacak. Evet, şu an yüklendi. Bakın bir yazı çıktı şimdi. Şöyle. Şimdi bakın ledler yandı. Bunu yukarı aşağı hareket ettirerek elimde bütün ledlerin yanmasını sağlıyorum kalibrasyon için. Tek tek yanıyor. Şimdi sağlayamadım. Köşelerdeki yanmadı henüz. Biraz fazla çevirmem gerekebilir. Diğer köşeler de yanmadı. Tekrar hepsini yakamadığım için bakın tekrar yazı çıktı. Bunu daha hızlı yapmam gerekiyor. Şu anda önceki yaktığım ledler yandı. Altı, evet, başardım. Şimdi yukarıyı da yaparsam tamam olacak. Evet, şu an tamamladım bakın. Artık hazır şu anda. Evet, gülen yüz çıktı ve batı yönünü gösteriyor. Şimdi batı yönü, batının B harfi çıktı. Bu neye göre batı? Şöyle çevireyim. Şimdi kuzeyi gösterecek. Evet, bakın. Şu anda gerçek pusulada kuzey yönü bu tarafı gösteriyor, şurayı gösteriyor. Bunda da kuzey çıktı. Bunun nedeni buradaki logoya göre ayarlıyoruz. Bu taraf kuzey. Logodan taraf, yani kablodan taraf kuzeyi gösteriyor. Şimdi batıyı göstermesi için şu tarafa yönelmesi lazım, bu tarafa. O tarafa çevirdiğimde batıyı gösterecek. Gördüğünüz gibi pusulayla karşılaştırdığımız zaman pusulada sarsıntı oldu. Evet.
Şimdi de bu tarafa çevirdiğim zaman bakın güney yönünü gösteriyor. Güney ve geliyor buradaki logomuz. Burada da pusulada da güney yönünün bu tarafı olduğunu görüyoruz. Hemen doğuyu göstermesi için şu tarafa çeviriyorum. Bakın doğu olarak şu an görünüyor. Pusulaya yakın koyayım şöyle. Şurası bakın logo doğuyu gösteriyor. Pusulada da yine doğuyu görüyoruz. Evet, bu şekilde pusulamızı hazırlamış olduk. Yine simülatörden de dilerseniz buradan da test edebilirsiniz. Bunu manuel olarak yapıyoruz. Ancak gerçek mikrobitte mikrobitimizi çevirdiğimiz zaman hemen dereceleri algılayıp ona göre bize yönlerin isimlerini gösteriyor ekranda. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.